Bugün Kant Strike Global Offensive'i sevmiyorum. Neden? Seni seni bugün sevmiyorum niye? Sor bakayım, niye? Açıkçası bu oyun hakkında uzun zamandır sinirli bir moddayım. Fark ettiniz mi bilmiyorum ama Overwatch sistemi Counter Strike Global Offensive'den tamamen kaldırıldı. Tamam biliyorum CS2 geliyor. Bunları bu kadar takmaya gerek yok diyebilirsiniz. Neden sinirli olduğumu sizlere biraz anlatayım. Açıkçası konu hakkındaki fikirlerinizi yorum olarak merak ediyorum arkadaşlar. Videoyu izlemeden yorum yaparsanız en azından video etkisinde kalmadan yorum yaparsınız. Bu yüzden şu anda videoyu durdurup yorum yapmanızı temenni ediyorum. Bir de Overwatch videolarının neden gelmediğini soruyordunuz ya. Heh işte sebep. Hadi başlayalım mı? Öncelikle Overwatch sistemi hakkında biraz konuşalım. Bildiğiniz gibi Overwatch CSGO'nun hile yapan oyuncularını tespit etmek için topluluk üyeleri tarafından yapılan bir tür hukuk sistemi. Oyuncular şüpheli davranışlar sergileyen veya açıkça hile kullanan oyuncuların oyun içi görüntülerini izleyip suçlu bulup banlama yetkisine sahipti. Ama şimdi sanki oyun geliştiricileri hilecilerin yanında yer alıyormuş gibi Overwatch'ları bir kenara attılar. Overwatch sanki oyunun adil bir yer olduğunu hissettiriyordu bana. Ama şimdi CS hilecilerin cirit attığı bir cennet haline geldi. Hadi hile yapın kimin umrunda gibisinden bir mesaj mı vermeye çalışıyorlar anlamış değilim. Oyunun dengesi ve adaleti önemli değil mi artık? Ya da madem hileleri kaldıramıyoruz hile yapmayan 3-5 kişi de mi hile yapsın isteniyor? Nedir bu anlamış değilim. Eğer oyun geliştiricileri hilecileri koruma altına alıyorsa dürüst oyuncuların motivasyonunu neden bu kadar düşürüyorlar? Bakın kardeşlerim rekabetçi bir oyunun en önemli özelliklerinden biri adil bir oyun sunmaktır. Adil bir ortam sunmaktır. Ancak şimdi hilecilerin zaferlerine göz yumulduğunu düşünüyorsak gerçekten bu durumun mantıklı bir açıklaması var mı? Bana kalırsa hiçbir açıklaması yok. Özellikle hile ile video çekip YouTuber olanların kanallarına çok sevdiğimiz e-sporcular konuk oluyorsa ki ben bu konuyu konuşmak bile istemiyorum. Yıllar boyu temiz, adaletli, bileklerin ve yeteneklerin öne çıktığı oyunları savundum. Bu kanalda tamı tamına 65 tane Overwatch videosu yapmış. Bu sadece size sundu. Bir de çekemediğim, attığım, tamamen dönen hilelerin geldiği maçlar da vardı. Binden fazla belki Overwatch yapmışımdır. O kadar umut doluyum ki hileye karşı oyun nasıl kazanılır adlı bir video bile yaptım. Kimse kusura bakmasın. Açıkçası ben hiç öyle bir video yapmak istemezdim. Keşke durum buralara gelmeseydi de ben öyle bir video yapmasaydım. Ama maalesef bu dayı beni bu duruma mecbur bırak. Her videoda söylüyorum. Çok mu zor Arkadaşım ya, Donanın bana getirmek çok mu zor? IP bana getirmek çok mu zor? Kendi anti cheat sisteminin yerine piyasadaki en iyi anti cheat sistemini kullanmak çok mu zor? Peki. Gelelim. Overwatch sisteminin yanlış tarafları yok muydu? Tabii ki vardı. Ve ben bunları özellikle her videomda söyledim. Bu konuya şöyle bir örnek vereyim. Sizi izleyen müfettişler Nova 2 üstü 150 rekabetçi oyun kazanan insanlardan oluşuyordu. Tamamıyla yanlış. Açıkçası ben bu sistemin çift keleş ve 500 bin altına verilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Çift keleş altı arkadaşlar lütfen bana kızmasınlar. E bu da yanlış kanallar verilmesine neden olabiliyordu. Biliyorum haklı ban kadar haksız ban da var bu oyunda. Bu da Overwatch sistemin ne kadar açığının olduğu ile alakalıydı. CS2 geldiğinde zaten ileler kalkacak. Gabe'ın hepsini çözecek. Ben ne anlatıyorum be abla gözünü seveyim be abi. Buna kaç kişi inanır? Benim tahminim CS2 çıktığında bir maksimum bilemedin iki aya hileler yine oyunda cirit atacak. Neden mi? Buyurun. Valve hileyi banlayıp yeni bir oyun aldırma politikası üzerinden inanılmaz paralar kazanan bir firma. Bunu biraz daha basite indirgeyelim. Şöyle düşünün. Bu Recai. Recai adil oyun ortamını korumaya önem veren bir oyuncuydu. Ancak sürekli olarak hile yapan oyuncuların keyfini bozmasından bıkmıştı. Bir gün sinirlerine hakim olamayıp hile yapmaya karar verdi. Hile ile oyunu kazan bir an için Zafer'in tadını çıkardı. Ancak unuttuğu bir şey vardı. Hile kullanmak onun ne kadar yetenekli olduğunu baskılamıştı. Ve bu yetenek değildi. Ve birkaç gün sonra hesabı banlandı. Ve oyunun keyfini kalıcı olarak çıkaramadığını anlayıp oyunu tekrar satın aldı. Ama huylu huyundan vazgeçer mi? Geçmez. Bir daha hile yapmaya karar verdi ve tekrar banlandı. Ve bu sonsuza kadar sürüp gitti. Ve evet artık oyun dünyasında adı Recai The Legit olarak algınlandı arkadaşlar. Peki Recai'ye ne oldu? Bu başka bir videonun konusu. Kim bilir belki de bir gün Hileci Recai'nin macerası adlı bir video yapılır ve orada da bazı gerçekler konuşulur. E durum böyleyken açıkçası CS2'de de aynı stratejilerin uygulanacağını düşünmek çok da zor değil. Evet sonuca gelelim. Sonuç olarak Overwatch'ların kaldırılması sadece bir hata değil. Aynı zamanda oyunculara yapılan bir haksızlık ve alaydır. Bu saçmalığa karşı tepkisiz kalmamalıydım arkadaşlar. Eğer geliştiriciler oyunun ruhunu öldürmeye karar verdiyse ne olursa olsun CSGO topluluğunun bu tuhaf değişikliği konuşarak, eleştirerek, belki de biraz da hüsrana uğrayarak atlatacağına inanıyorum. Ancak unutmayın ki eğer hilecilere göz yumuluyorsa CSGO'nun ve CS2'nin asıl overwatch'u dürüst oyuncuların zaferi olacaktır.